arkadaşlar. Neredeyiz? Topkapı Sarayı'ndayız. Buradan alınan kararlar Avrupa'da yankı buluyordu. Efendim Bağdat'ta, Basra'da, Mekke'de, Medine'de her yerde yankı buluyordu. Yani dünyanın yönetildiği yerdi burası. Öyle gezmek lazım burayı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlılar namaza çok önem veriyorlar. Burası namazgah. O gördüğünüz taş da kıble istikametini gösteriyor. Efendim padişahın anneleri, kızları, küçük şehzadeler hep orada yaşıyor. Haremde. Burada da efendim kutsal emanetler var. Peygamber Efendimiz'in eşyaları var, sakal-ı şerifleri var. Efendim diğer peygamberlere ait eşyalar, dört halifeye ait eşyalar. Edirne'yi ziyaret etmemiz lazım. İstanbul'un fethiyle başlayan saray yapımı ne zamana kadar sürüyor? 1876. Nereden geldin, yaz kampı nasıl gidiyor? Beylikdüzü'nden geldim, yaz kampı iyi gidiyor. Neler yaptın? Denize gittik, havuza gittik. Yemekleri sünnetleyerek 54 farzı okuyarak 7500 puan kazandım. Ben 10.000'e yakın puan kazandım. Ben daha çok biriktirmeyi tercih ettim. Dart oynamak, PlayStation ve kek meyve suyu için harcamıştım. Puanları yemek sünnetleyerek, 32 farzı ezberleyip söyleyerek puanlarını da PlayStation, Dart, kek, çikolata için harcadım. Yaz kampı çok güzel geçti ve burada emek veren bütün arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Biz bir maksat için yola çıktık. Kazanmayı Selahattin Eyyubi'nin zaferlerinden, vazgeçmemeyi Gazneli Mahmut'un seferlerinden, cesareti Alparslan'ın neferlerinden öğrendik. Biz bir maksut için yola çıktık. Gemileri yakan Tarık'tan hikmeti, çağları açan Fatih'ten himmeti, Sina'yı aşan Yavuz'dan hizmeti öğrendik. Biz bir Mahmut için yola çıktık. Yunus'un mısralarından inayeti, Abdülhamit Han'dan dirayeti, bir cümle edidattan hamiyeti öğrendik. Bu muazzam mirası bir sancak gibi gönülden gönüle, nesilden nesile ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.